İkinci söz İyi Parti grubu adına İstanbul Milletvekili Yavuz Aralioğlu'na ait. Buyurun Sayın Aralioğlu. Süreniz 20 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlarım. Dün akşam mutabık kaldık, bugün biraz hızlı çalışacağız diye bazı maddelerde EPDK'dan yetkililerle, bakanlıktan bazı yetkililerle itirazımız olan bazı maddeler hususunda mutabık kalıp onlarla ilgili konuşma yapmayalım diye bir hassasiyet gelişmişti. Bir özürle başlıyorum. Başka bir siyasi mecrada, başka bir siyasi zeminde konuşabilme imkanımız çok fazla olmadığı için sesimizin, sözümüzün, milletimizin duyabileceği buradan başka elimizde bir mikrofon olmadığı için grubun mutabakatı şuna döndü. Konuşabildiğimiz kadar konuşalım, her maddede konuşalım. Dolayısıyla bir mutabık kaldığımızın hilafına davranacağız. Her maddede konuşacağız. Hükümetin hızlı karar alalım hevesinde bizim önümüze getirdiği kanunların bir yeknesaklığı yok, konu birliği yok, konu bütünlüğü yok. Konu bütünlüğü olmaz bu torba kanunlar içerisinde. 4 9 19 her şeyi bir arada söylemek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla aslında bu savrulmanın bize verdiği bir imkan da gelir kanunu havi bir yasa içinde LPG dolum taşınması nakledilmesi ya da dolum istasyonu olmadan satılması FIFA işte ev hanımlarının KDV'den muafiyeti hepsini bir arada konuşmak zorunda kaldığımız bir kanun her cümerci içerisinde biz de dilimizden dökülen ne kadar iş varsa millet vicdanında makes bulacak onları söylemeye imkan bulalım istedik. Şimdi hususiyetle belediye seçimlerine giriyoruz. Bu hızın arkasında bir an önce seçim bölgelerimize gönderilelim mazeretleri vardır. Maalesef bu seçim satına girerken ne siyasal iklim, ne siyasetçilerimizin dili, ne siyasetin gündemi, memleketin şehirlerini yönetme iddiasının projelerinin, memleketin şehirlerini inşa etme kabiliyetinin, o şehirlerde yaşayan insanlara vaat edilen siyasi, içtimai, idari baharetin ya da bin yıllık tarihi terkibin içerisinde bu topraklarda yaşadığımız tarihi sükunetin cümleleri yok. Dolayısıyla ben beni bağışlarsanız böyle 20-20 tahsis edilmiş grup başkan vekilliği konuşmalarını her birini ızdırabımıza konu olacak bir problemin üstüne ayna tutmak gibi bir kasta bağlayarak konuşacağım. Ben yerel yönetimlere girdiğimiz için aslında şehri, Şehir üstünde hizmet imkanını elimize geçirdiğimiz belediye başkanlıkları marifetiyle şehirlerimize iyilik diye ettiğimiz kötülükleri, elimizdeki siyasi idari yönetme kabiliyetini kullanırken oluşturduğumuz iktisadi büyüklükleri pay ederken, taksim ederken bunları bizim siyasi vizyonumuza yakın yerlere imkan olarak sunarken oralarda sebep olduğumuz fikri iltihaplanmanın devlet bürokrasisinde sebep olduğu tefessühü, her şeyi konuşabilmemiz lazım. Dolayısıyla ben bugün konuşmamın bir bölümünü belediyecilik üzerinden şehirciliğimize, şehirlerimize hizmet etmek, şehir emini olmak mesuliyeti altında olan belediye başkanlarımızın oluşan iktisadi büyüklükleri paylaştırırken yetkileriyle orantısız bir şekilde sebep oldukları zenginliğin uğurlaşması üzerinden üretimimize yapılan suikaste getireceğim. Arkadaşlar doktorlarımız, maharetli doktorlarımız muhatap oldukları insana muayene etmek kastıyla bakmasalar bile konuştukları insanların yüzlerinin renginden, gözaltı torbalarından, gözlerindeki sarılıktan, tırnaklarındaki beyazdan yürüyüşlerindeki aksaklıktan telaffuzlarındaki bozukluktan her birini bir hastalığa alamet sayacak şekilde biz de bir hastalığın teşhisine dönecek maharetin iradesini söyleyen insanlardır doktorlar. Aslında bizim bünyemizin de görünen yeri, şehirlerimizin görünen yeri binalar, sokaklar, caddeler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, çeşmeler, camiler, imaretler Şehir hastaneleri falan. Bütün bu şehrin içerisinde bizim yönetme maharetimiz aslında bir doktorun, bir insana bakınca ne gördüğünden kinaye, bir şehre bakınca bir millette ne gördüğünüze mehaz bir şeydir. Şehirlerimize İstanbul'a, Ankara'ya, Bursa'ya, Trabzon'a, Osmaniye'ye, Adana'ya, nereye ayırırsınız bilmiyorum. Herkes sen kendi seçim muhitinden benim dediklerime alamet olacak bir şeyi düşünsün, tasavvur etsin, istirham ediyorum. Bir metreye bir metre. Bir camdan. İstanbul'u görebilecek bir münevvere. Bir metreye bir metrelik bir camdan. Trabzon'u görecek bir toplum bilimciye, sosyoloğa. İbni Haldun'dan kinaye, vatan millet ızdırabını da şahsiyetiyle, hizmet ahlakıyla buluşturmuş bir entelektüele bir metreye bir metrelik bir camdan bakabilme imkanı verdiğiniz zaman tıpkı bir hastanın, bir tıpkı bir doktorun hastasına baktığı zaman gördüklerinden daha korkunç bir şey görünüyor arkadaşlar. Ben bütün hikayesi bir metrelik bir camdan görünen bir millet olmaklığımıza cümle kurması gerekirken bu milletin şehirciliğini siyasi savaşa dönüştürüyor olmasının ızdırabıyla bu kürsüdeyim. 1960'lara gelene kadar büyük büyük kalkınmanın Adnan Menderes özelinde söylüyorum. Tek partili hayattan çok partili hayata geçişimizin, köyden kente göçüşümüzün, köyü kente taşıyışımızın arkasında savrulan şehirciliğimiz. Cadde açacağız diye yüzlerce camiyi yıkıp dünyanın en müstesna şehrinde aslında binlerce yıl muhafaza edilmesi gereken bir şehri cadde açacağız şehvetine kurban edip Ondan sonra oralara doldurduğumuz, dünyanın en güzel şehrine doldurduğumuz insanlarda onlara yaşayacakları diye imkan diye sunduğumuz mahallelerde 50-60 yıldır şehrin onların üzerinde hiçbir tesiri olmayacak büyük bir kalkanı, büyük bir get dolaşmayı oluşturup buna belediyecilik dedik arkadaşlar. Benim 1950'lerde, 55'lerde İstanbul'a göçmüş akrabalarım var. Şehir tabiatında medenilik olan yani Medine'den kinaye, medenilik olan yerin merkezidir. 60 senedir İstanbul'da yaşayan Trabzonluların daha dün Trabzon'dan gelmiş gibi konuşuyor olması şehrin öldüğüne alamettir. Çünkü şehir aslında şiiriyle de diliyle de yaşayan bir varlık gibidir. Kendisine misafir olarak gelen sonra burada konaklamaya kastetmiş olan insanları dönüştüremeyen şehir aslında şehir değildir. Dolayısıyla biz Türk şehrini kaybederken Türk irfanını da kaybetmiş olduğumuzu gördük. Türk şehrini kaybettik, Türk irfanı kaybolunca neler kaybolduğunu 15 Temmuz'da gördük. 20 dakikaya sığdıramayacağım, belki 8-10 saat konuşmam gereken bir mevzu bu. Kaybedilmiş Türk irfanının, yönetim maharetinin, şehir inşa edebilme, şehirlerle beraber insanları yaşatabilme iradesinin, insanı yaşat ki devlet yaşasın ahlakının temayüz ettiği şehirler sükûnet şehirleri. Karşılıksız tebessümlerin, pazarlıksız iyiliklerin, darda, yoklukta, açlıkta kalmışların sığınabileceği bir emin liman şehirler aslında. Bu şehirlerin arkasında Türk sükûnetinin, Türk milletine ait irfanın, medeniyetinin eminliği vardır. Ahmet Turan Alkan'ın Trabzon kamyoncuları diye bir küçük yazısı var. Belki okuyanlarınız vardır. Emin insanların yönettiği şehirler, emin insanların yaşadığı ülkeler. Niye? Peygamberi emin olan ümmetin ülkesi aslında. Bunun için söylüyorum. Erzurum'un soğuğunda, Çatay'a soğuğunda, Van'da öğretmen okulunda okuyan çocuklarına araba bekleyen Erzurumlu anne babaların yoldan geçen kamyonları durdurarak oğlum nereye gidiyorsunuz suallerine İran'a cevabı verildikten sonra evlatlarımı size emanet bunları Van'da kız çocuklarına emanet ediyorlar. Bunları Van'da öğretmen okullarına teslim edin lütfen. Emin insanların ülkesiydi ülkemiz. Şimdi bırakın kız çocuklarımızı, erkek çocuklarımızı bu kabil bir teslimiyet duygusuyla kimseye veremiyoruz. Şehirlerimizin bir eminlik hissine teslim olabileceği iklim, hukukun hakim olduğu iklimdir. Kaybettiğimiz şehirlerin bizi 15'ten Temmuz'a kadar getiren süreç içerisinde, bugün yaşadığımız krize de, bugün yaşadığımız iktisadi krize de atıf yaparak söylüyorum imar emsal artışları içerisinde daha fazla kazanma şehvetinin şehirleri bir metreye bir metre bir camdan bir münevverin bir doktorun hastasına baktığı gibi bakan bir doktorun bize söyleyecekleri arkadaşlar şunlar. Bir silüet şeklinde İstanbul'un hakim tepesinden İstanbul'a bakanın ilk göreceği şey bu şehirde belediyeler imar emsal usulsüzlükleri yapmaktadır. Birinci sonuç. ikinci sonuç. Bu siyasi nüfuzu elinde bulunduranlarla bu siyasi nüfuzdan istifade edenlerin haksız kazancı Türkiye'de alın terini yetim bırakır. Yetim bırakılmış alın teri üretimden çekilip ranta teslim olur. Bu ülkede bu hukuksuzluğu, bu usulsüzlüğü gören yargı töhmet altındadır. Yargının töhmet altında kalmasına sebep olan şey, gördüğü yanlışlığı düzeltemeyecek olan eğitimin tefessü etmesidir. Eğitim de aslında bitmiştir. Eğitimin böyle teslim olmuş olması, ülkenin bundan sonra itibarlı bir nizamı, devlet nizamını tesis edemeyeceğine mehazdır. Aslında bir metrele, bir metrelik bir camdan görünen şey arkadaşlar, Türk toplumunun büyük iddialarından ricat etmesine alamet bir şeydir. Bütün hikayesi, bir metrelik camdan görünen bir ülke, istikbale dair ne türlü cümle kuracaktır? Bütün derinliği, bütün tarihi perspektifi bütün iddiaları bir metrelik bir canda değerlendirilebilecek bir ülke nasıl geleceğinden emin olacaktır. Şehir emini seçeceğiz. Seçtiğimiz şehir eminlerinin bize daha önce seçtiklerimizden farklı ne söylediğini duyuyorsunuz. Hiçbir şey. İmar emsal artışlarıyla bürokrasisini kirleten, imara açılacak arazileri önceden yakınlarına söyleyip oralarda kooperatifler kurduran, sonra beş para etmez tarlalarda İmarın nerelerden geçeceği haberi üzerinde kendilerine sığınacak bir ev gibi bir masum cümlenin arkasında milyon dolarlık villalarda oturmayı kendisine hak gören Müslümanlığımızın, mukaddesatçılığımızın fesfaeliydi konuşulacaklar aslında. Konuşamadık. Sonra imar emsal artışlarının keşfinden doğan rantın paylaşımından doğan gücün devleti yönetmeye değil bakın teşebbüs ettikleri yönetmek değil ele geçirme şehvetinin azgınlığı içerisinde kavga arkadaşlar. Şimdi bugün iktisadi kriz o da şehirciliğimizin maharetsizliği içerisinde oluşan ranttan yurt dışına kaçırılanlar yüzünden öyle oldu. Dolayısıyla farkında mısınız ki aslında bir şeyi kaybedince her şeyi kaybediyoruz. Şehirde şehrin emini olduğu duygusunu kaybetmiş bir belediye başkanı kurumsallaştırdığı bir iradeyle diğer belediyelere emsal oluyorsa aslında belediye başkanı değil yurdu kaybediyoruz arkadaşlar. Ülkeyi kaybediyoruz arkadaşlar. Alın terini kaybediyoruz arkadaşlar. Üretimi 50 senedir sanayide yapan bir adamın, 50 senedir üreterek para kazanan bir sanayicinin bir bina yapınca kazanamayacağı kadar parayı imar emsal artışıyla kazandırırsanız insanlara, insanları üretimde tutamazsınız arkadaşlar. Dolayısıyla bugün karşı karşıya bulduğumuz, karşı karşıya kaldığımız ağır iktisadi krizin arkasında üretimi yetim bırakan, rantı önceleyen, rantı da kendi yakınında durmaya göre şahsiyete suikaste döndüren bir AK Parti belediye maharetsizliği vardır arkadaşlar. Bu bizim sadece AK Parti'yi tenkit etmek için söyleyebileceğimiz bir iş değil. Bu aslında Türk milletinin biz var olacağız bu milletler arası yarışta insanlık lehine bu yarışı göğüsleyeceğiz, burada koşacağız diyen bir iddianın ilk düşünmesi gereken yerdir arkadaşlar. Bugün burada biz belediyecilik üzerinden bakın nereleri konuşabiliyoruz. Şehri konuşurken krizi, krizi konuşurken rantı, 15 Temmuz'u bile konuşabiliyoruz. Çünkü şehrin oluşturduğu rantta bakın arkadaşlar 15 Temmuz'dan sonra gayrimenkul nakilleri, değişiklikleri, tapu tapu devirleri, tapu devirlerinden doğan rantın yurt dışına kaçırılanları üzerinden de bu meseleyi bir bakın ne dediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Milyarlarca dolarlık rant. Bir bakanımız ismini vermeyeyim. Şimdi nihayetinde belediye başkan adayı. Dedim ki bizim mukaddesatçılığımızın iktidarında. Çıkara çıkara Ali Ağaoğlu gibi birini çıkardık biz. Bak bunu çıkardık. Bir şey söyledim. İstirham ediyorum. Bir şey söyledim. Bakan sitemim, sitemime şöyle mukabele etti. Bana dedi mesai saati bitmek üzereyken bir evrak geldi. İmzalar mısınız, imzalamaz mısınız diye bana o kağıdı getiren arkadaşıma dedim ki şu anda imzalayamam, okuyamam. Dedi ki efendim bir takım tazminatlar, yükümlülükler falan doğurabilir. Ben dolayısıyla bunu imzalamanızı falan derken mukabele ettim dedi. İmzalamayacağım, okumadan imzalamayacağım dedi. Benim sitemime mukabele ettiği için anlatıyorum. Bir de sordum kendisine ben bunu sağda solda sohbet ederken anlatabilir miyim? Anlatabilirsiniz dediği için anlatıyorum. Emanete ihanet etmiş olmayayım. Söyleyeyim yani. Dedi ki imzalarsınız, imzalamazsınız. Bakın muvazza böyle. Demiş ki oğlum imzalamayacağım. Böyle deyince Ali Ağaoğlu'nun efendim ilgili evrak. O zaman tekrar kızdım diyor. Niçin söylemiyorsun bana neyi imzaladığımı dedin diyor. Demiş ki efendim imzalamıyorum demiş. Bunu imzalamıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu imzalasaydım 90 bin metrekare olan inşaatı 180 bin metrekare yapacaktım diyor. 90 bin metrekare olan inşaat ruhsatını 180 bin metrekare yapacaktım diyor arkadaşlar. Dairenin tanesi 1 milyon. Bir imzanın bağlı olduğu rakamın bu kadar korkunç olduğu bir ülkede alın teri cümlesini kurmak istiyorsa hükümet bu işleri kayıt altına alacak. Bu işler öyle kolay işler değil. Bu bir kere tevafuk edip denk gelen, bu bir kere birisinin hassasiyetine takılan, takılamayanları siz sayın. Ben bunun gibi size 50 bin tane sayarım. Bizim mukaddes açılığımızı kirleten şeyi söylüyorum ben size şimdi. Burada var. Ömrümüz bizim bu işlerin içerisinde geçti. Sizler gibi. Bakın nasıl itihap kapıyor bünye. Yani sadece mesele bir belediye başkanlığı seçiminden doğan yetkiyi kullanmak değil. Efendim masumane bir cümle bu. Belediye başkanımız mesuliyetlerinden, maneviyata dair sorumluluklarından, dünya ahiret hazırlıklarından kinaya cümle kuruyor. Kime? İş adamına. Diyor ki efendim ya size bu binalar yaptığınız binalar biraz gözümüze küçük, küçük geldi. E sizin bu bina küçük geldiği için buraları biraz artırabiliriz. E, i̇ş adamı için böyle bir cümle çok böyle reddedilebilir bir cümle değildir. Diyor ki başkanım sizin takdiriniz tabii ki. Siz nasıl tensip buyurursanız biz size uyarız. Bu biz size uyara sizin ta takdiriniz, tensibiniz diye kurulan cümleler arasında artan imar emsalleri şöyle bir şeye sebep oluyor. 400-500 daire artışına. 400-500 daire artışı işte büyüklük olarak 500 bin liradan başlarsa daireler hesaplayın lütfen büyüklüğünü. Bunu şunun için arz ediyorum. Şimdi şöyle oluyor. Küçük bir rica ondan sonra. Ve diyor ki size bu kadar ne, jest yapmış olduk. Siz de filanca hoca efendinin, filanca cemaatin, filanca STK'nın okullarına, yurtlarına bir hayır katkınız olursa çok mesrur oluruz. Hadi. Ya sayın başkanım sizin ricanız bizim emir telak edeceğimiz bir şeydir. Şimdi üçlü ayağını oluşturduğum işin bunun yüzlerce örneği olduğu için söylüyorum bak üçlü ayağı böyle. Efendim ne oluyor? 50 500 tane daire artırılmış oluyor. 50 tanesini satıp okul yapıyorsunuz. Falanca STK'ya. Mesela FETÖ'cülere. Okul yapmışsınız. Buralarda da yapıldığı için söylüyorum. 50 tane o daireyi satınca 450 daire karımız var bizim aslında. ya yani müteahhit olarak. 450 daire kar da. Şimdi mizansen şu. Daireyi veren belediye başkanı Ömer Bin Abdülaziz. Zannedersin öyle. Yani daireyi verirken bunlara imar emsel artışları yaparken hassasiyet gösterip mukaddesatçılığı adına efendim size böyle bir şey yapalım ama siz de filanca hocaya okul yapın diye tahsis edilmiş okuldan bahsediyorum arkadaşlar. Yüzlerce var böyle. Ömer Bin Abdülaziz. İş adamı Hazreti Ebu Bekir mübarek. Yani çok cömert. Kendisine bağış yapılanlar da Ashab-ı Suffe. Aslında, aslında bunun adı tam olarak şu arkadaşlar. Belediye başkanından böyle bir şeye tevessül eden hırsız. Belediye başkanından böyle imtiyazla para kazanmayı meşru gözen gören alçak. Onlardan bu parayı alan, onlardan bu parayı alınca da Allah'ın rızasına koşacağını zanneden de ahmak. Şimdi bunların üçünün terkibinden doğan, harama bulaşmış şehvetten doğacak olan da 15 Temmuz arkadaşlar. Bundan Endülüs çıkmazdı zaten. Bundan bir medeniyet çıkmazdı. Bundan 15 Temmuz çıkacaktı, o çıktı. Biz aslında rüzgar ektik, biçtiğimiz fırtınadır. Şimdi dolayısıyla Batılılar bu işi çözmüşler arkadaşlar. Biz böyle bir iradeye kurban olacağız. Böyle olunca Müslüman olacağız, Türk olacağız. Kuralı koyacağız, kurala uyacağız. Batılılar bu işi kurala uyarak çözdüler. Şart toplumlarının galip hususiyeti delillere değil de kabullere itibar etmektir. Bizim beylik cümlelerimiz hep şöyledir. Ya o Müslüman adam çalmaz. Kimin çalıp kimin çalmayacağına bakmayalım, hırsızlığı tanımlayalım. Selahiyeti tanımlayalım. Bir belediye başkanına istediği adamı istediği kadar zengin edebilme imtiyazı vermeyelim. Almanya'da, İngiltere'de belediye başkanlarına, devlet başkanlarına, arkadaşlar. Birinin evine beş metrekare ilave yaptırtamazsınız. İstifa sebebidir. Merkel birisine on metrekare odana ilave yap. Bir şey sorarlarsa da beni söyle diyemez arkadaşlar. Biz bir imzaya bağlı 90 bin metrekarelerin verilebildiği bir ülkede İbni Arabi, İbni Rüşd, Mevlana, Yunus, Hak, Hukuk bunlarla ilgili arkadaşlar istirham ediyorum. Bir an önce toparlanmaz isek bu Türk yurdu viran olur. Seçimlerin galibi olursunuz. Sizin siyasi kuvvetinizden, kudretinizden insanlar size itiraz edemeyecek hale gelir. Ama bizim irfanımızdan neşet edecek şey korkudan tabiyet değildir. Saygıdan, hürmetten sadakattir. Bizim iktidarımızdan, sizin iktidarınızdan neşet edecek olan şey şudur. Buyurun tamamlayın Sayın Ağıralıyorğlu. Ben münhasıran belediye seçimleri üzerinden elimize geçecek yönetme imkanını şöyle kullanmamız gerektiğine inanılanlardanım. Allah'tan korkmak lazım. Birazcık canınızı sıkmış olabilirim. Bir latifeyle bitireyim. Bir devlet adamı için anlatılır. Adını da vermeyeyim. Belki onun ondan kinaye türetilmiştir ama kıymetli bulduğum için söyleyeceğim. Diyor ki birisine sual ediyor bir devlet adamı. Ben mi büyüğüm filanca mı büyük? Diyor ki siz büyüksünüz efendim. Ahaliye soruyor. Siz büyüksünüz efendim diyor. Diyor ki niçin? Diyor o bahse konu şahıs İngiltere'den korkardı. Siz İngiltere'den korkmuyorsunuz. Sonra bizimki diyor ki ondan önce kim büyüktü ben mi büyüğüm? Diyor ki efendim zat haliniz daha büyük. Çünkü o Amerika'dan korkardı. Siz Amerika'dan da korkmuyorsunuz. Bizimki artık herhalde cezbe halinde. Kızını alamayıp diyor ki Hazreti Ömer mi büyüktü ben mi büyüğüm? Diyor ki efendim zat haliniz tabii büyük. Diyor ki niye? Diyor ki o Allah'tan korkardı. Sen Allah'tan korkmuyorsun. Biz Cumhurbaşkanımızın ya da AK Parti'deki buyurun, buyurun, bir dakika daha arkadaşlarımızın İngiltere'den korkmadığını söylemekten imtina etmeyelim, etmeyelim. Korkmayın. Amerika'dan korkma, korkmadığınızı söyleyelim, imtina etmeyelim. Ama sizin Allah'tan korkmadığınızı söylemekten imtina edelim. Dolayısıyla Hazreti Ömer'den büyük olmaya kalkmayın. Hazreti Ömer gibi olun. Adaletli olun, Allah'tan korkun. Bu elimizde, elimizde yönetme imkanı olarak ne kadar mevzi varsa bu mevzilerin bize doğurduğu imkanları sadece milletimize hesabını vermeyeceğiz. Bunların hesabını Allah'a da vereceğiz. Emin peygamberin ümmetine şehirlerin emini olarak hizmet edeceğiz. Yurdumuza, yurdumuzda yaşayan her inançtan, her mezhepten, her ekolden, her fikirden insanın huzur bulabileceği şehirler inşa edeceğiz. Gayretlerimiz bu istikamettedir. İnsanlar kendilerine iyi diyerek iyi olmazlar. Bizim partimizin adı iyi. Kastımız iyi. Gayretimiz iyi. Adımızın yazılması iyi. Sağdan sola okunması iyi. Soldan sağa okusanız da iyi. Yani her türlü iyi. Ama bakın şöyle diyorum. İnsanın ismi iyi olunca iyi olmaz. Bağlayın lütfen son bir kez bir dakika yani daha süre veriyorum buyurun. İsimlerimiz bizi kurtarsaydı Müslümanlığımız bizi kurtarırdı çünkü bizim adımız Müslüman. Yaptığımız hiçbir iş Müslüman işi değil. Dolayısıyla isimlerin mukaddesliği arkasına sığınıyor değilim ama isimlerimizin mesuliyeti adına cümle kuruyorum. Yoksa biz Müslümanız. Bu kadar yalanı, bu kadar haramı, bu kadar talanı Müslümanlığımızla nasıl bir araya getireceğiz? Aslında isimlerimiz mühim değil ama isimlerimizin bizi icbar ettiği sorumluluğu taşıma gayretinde bir seçime giriyoruz. Genel kurulunuza hürmetlerimizle. Teşekkürler Sayın Ağralioğlu.